3 gündür yağmurlar yağıyor ve ben sevgili kocamın yanında kalabiliyorum. Öyle değil mi canım? Hani aşkım uyanmadık. Bak yine seni kendi yöntemlerimle uyandıracağım ona göre. Madem öyle benden günah gitti. Sinirlenmek bu kadar iyi değil. Yok ya, sinirlenmek iyi değil ha. Şimdi görürsün sen, al şunu kafana. Alçaklar ruhu. Ay, tamam, özür dilerim kocacığım, affet beni. Bir daha seni korkutmadan uyandıracağım. Söz mü? Bak, bir daha korkutarak uyandıran ne olsun? İşte aynen, böyle olsun. Hepsine söylediğine eminsin değil mi kızım? Ay evet anne, dedim ya hepsiyle teker teker konuştum. E peki ama saat 9'a geliyor, ortada hala kimseler yok. Bana bak, sakın bir yanlış anlaşma falan olmasın. Olmaz anne, bütün adaylar yerel Türkiye saatine göre saat 9'da burada olacaklar. Bana bak, hani kızların sayısını 4'e indirdik ya, benim içime bir kurt düştü. Diyorum ki acaba garantili olsun diye kızların sayısını 30 tane mi yapsaydık? 30 mu? Hı. E pes vallahi anne. Şarkıcılara bile en fazla top 20 listesi yapılırken abim için 30 tane aday biraz fazla değil mi sence? Sus bakayım. Yani biz şimdi burada abinin istikbalini konuşuyoruz. Sen kalkmış kötü kötü Hakan Şükür esprileri yapıyorsun. Nedense istikbal söz konusu olduğunda hep Türk Hava Kurumu gibi abim aklına geliyor anne. Oysa istikbal erkeklerin tekelinde olan bir şey değildir ki. Sence benim de bir istikbalim olması gerekmez mi? Tamam kızım tamam. Abin evlensin, sıra sana da gelecek elbet. Vallahi evlilik çağı gelmiş de geçmekte olan bir kız olarak yakında isyan çağımın da geleceğini hatırlatmak isterim anne. Bak 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 neler de söylüyor. E kızım ben sana evlenmeyeceksin demiyorum ki. Sadece sıranı bekle diyorum o kadar. Yani alt tarafı önünde bir kişi var, ne olacak? Tamam anne, tamam anlaşıldı. Bak diyorum ki inşallah abin artık bu 4 kızdan birini seçer de evlenir. O zaman da onlar erer muratlarına, biz de çıkarız kerevetlerine. Nasıl? Kendimi affettirebiliyor muyum hayatım? He, idare eder. Affediyor gibiyim de sanki bir şeyler daha eksik ya. Peki şimdi nasılsın? Fena değil. Seni her an affedebilirim. Evet, abimin gelin adaylarını tanıtıyorum. Bu Bademgül. Bu Şantiye. Bu hanımefendi Pıldırnur. Ve bu da Tık Tık Naz. Hoppala. Ay bunların isimleri ne kadar tuhafmış böyle. Ne var canım? Ciguli, Rago, Oktay, Paşam Müzik diye isim oluyor da bunlar olmaz mı? İyi, her neyse, her neyse. Evet. Güzel kızlar. Gördüğüm kadarıyla hepiniz harikasınız. Sevgili gelin adaylarım, üzüntüye kapılmayın. Sonuçta önemli olan yarışmak değil, katılmaktır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ah ah, keşke 4 tane oğlum olsaydı da 4'ünüzü birden 4 oğluma gelin diye alabilseydim. Ya da içinizden biriniz erkek olsaydınız da onunla da ben evlenseydim. Sus bakayım sen, kafamı karıştırma. Örnek verdim. Kapı. Reyhan bize tam çıkıyorduk. Merhaba Menkıbe Hanım teyze. İzin verirseniz ben de bu gelin adayı hanım arkadaşlarla yarışmak istiyorum. İyi olan masaryayı kazansın. Yarıştan döneriz, kaşığa kırılsın. Kızım sen bu yarışmayı nereden duydun? Sizin evi Telekom'a kulak çetesine dinlettiriyorum da oradan öğrendim. Şaka şaka. Çok komik. Benim bu elemeye bir arkadaşım katılmıştı da oradan duydum. Duymasaydın şaşardım zaten. Sizinle eskiye dayanan bir hukukumuz olduğu için yarışmaya direkt olarak katılabilirim. Öyle değil mi Menkıbe Hanım teyze? Nasıl hani Şampiyonlar Ligi'nde seri başı takımlar şey yapmadan, maç yapmadan katılıyorlarsa böyle yapabilirim, öyle değil mi? Tabii öyle yaparım, değil mi?
gidelim artık. Bakalım mastarım, minik kuşum sürprizimizi nasıl bulacak. Hadi bakalım yürüyün gelin adaylarım. İstikamet mastarın evi. Yerinde say sol, sol, sol. Marş, marş. Sol. Nasıl hayatımı affettirebiliyor muyum sana kendimi? Bilmiyorum ki ya, bu affetmek çok zor bir iş be. Ama ben bundan çok sıkıldım. Derhal biraz manipür rica edeyim. Tabii hayatım, hemen. Evet, işte manipür de hazır. Ne kadar münasebetsiz varsa bizi bulur zaten. Yani şimdi bu keyifli atmosferi bırak, şurayı bırak git kapıyı aç, aman ya. Dur hayatım, ben açarım. Aç, aç. Kanka merhaba. Kanka. Aa, bu ne hal oğlum? Ben geçen yıl, bu yıl hiç tatil yapmamıştım. Kendi kendime dedim ki, Masar madem sen tatile gidemiyorsun, tatili eve getir. Ulan ne adamsın ha, yakında kafayı yiyeceksin valla. Oh. Peki şu makarna reklamı işi ne oldu? Makarna reklamı işini bitirdim de. Gel ben. İşte burada. Bürk'ün burgulu makarnaları. İçinde en çok M olan makarna. M. Nefis Bürk'ün burgulu makarnaları. Lan bomba lan bu, bomba. Hadi hadi bunu hemen Mönder Bey'e götürelim. Olmaz, ben Mönder Bey'e falan gidemem. Öğlene kadar izinliyim. Cirpik kılımı bile kıpırdatmam. Çünkü reklamı Önder Bey'e faksladım. Yılansın sen, yılan. Hadi güle güle. Hadi lan. Hadi. Ne kapı? Nedir bu benim bodurdan çektiğim be? Aman! Ne var bodur? Minik kuşum, gelin kızlar, gelin. Buyurun, buyurun, buyurun. Motoruma böyle gelin, gelin. Beni seçin, beni seçin. Geçin şöyle, geçin, geçin canım. Gel, 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 sen de geçin. Anne nedir bu ya? Olamaz! Anne, bu kızların geliş amacı benim evime iltica etmek değil herhalde. Hayır, biz seçmeyeceğiz. Yani içimizden biri sizi kazanacak. Sen sussana, sus, sus! Bana bak, susmazsan sıra sana gelmeyecek. Minik kuşum, bu hanım kızların hepsi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan elemeler sonucu tespit edildi. Yani anlayacağım, bu hanım kızlar buraya seninle evlenip mutlu bir yaşam sürmek için geldiler. Ne? Yani benim için mini bir güzellik yarışması mı düzenledin? Ay, kadına bak. Oğlunu eğlendirmek için Süha Özgerme olmuş. Lütfen abi, bunlardan birini beğen de evlen artık. Senin yüzünden evlenme çağım geldi de geçiyor bile. Hemen kendini araya sokuşturmasan olmaz değil mi? Edepsiz. Beni seçin Mansur Bey, beni seçin. Hem biz sizinle neredeyse ayrılmaz bir ikili olduk. Kuponla porselen tabak, pilavla kuru, tapuyla da kadastro gibiyiz. Ay sus, Reyhan sus. Sus, vallahi diskalifiye ederim seni yarıştan. Bak minik kuşum, bu hanım kızın adı Bademgül, Şantiye, Fıldır Nur ve Tık Tık Naz. Gel etme artık Naz, bekar gezme bütün yaz. Hadi evlenmeyi düşün biraz. Ay ne güzel şiir gibi konuştunuz Menkıbe Hanım teyzeciğim. Demek Masar'ı evlendirmek istiyorsun ha Menkıbe Hanım? Yemezler. Masar'ın bedeni öyle ama ruhu dipdiri bir sahibi var burada. Sırf senin mürüvvetini görebilmek için bak ne biçim organizasyonlara imza atıyorum. Sen de artık içlerinden birini seçiver hadi minik kuşum. Şunları göndereyim de biraz ferahlasın ev. Ay, yine yağmurlar kesiliyor. Tamam, şimdi sıra bana geldi. Benim adım Reyhan. Yarışmaya 3 mahalle öteden katılıyorum. Kendimi uzun uzadıya uzun tanıtmak istemiyorum. Beni bilen biliyor zaten. Özellikle de siz Mazhar Bey. Ya Gözüm abla. Ne yapacağım ben bu make-up'e cadısıyla? Bir türlü uslanamadı gitti. Hayırdır yine ne yaptı Ruhsar'cığım? Yine aynı şeyi yaptı. Mazhar evlenmeyeceğim dediği halde onu evlendirmeye çalışıyor. Ana yüreği bu. Oğlunun mürüvvetini görmek istiyor tabii ki.
Sen de cadıdan yana mısın, benden yana mısın be gözüm abla? Canım tabii ki senden yanayım. Ama aklım fikrim Saadettin'in bir an önce vefat etmesinde olduğu için aklımı tam olarak sana veremiyorum Ruhsar'cığım, kusura bakma. Sabah sabah Masar'ı seçip evlenmesi için tutmuş 4,5 tane kız getirmiş. 4,5 mu? Evet, 4 kız artı Reyhan. Bu kadın kadar sebatlısını görmedim. Yani neredeyse benim Saadettin'i merhum etme çabamı bile geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım gözüm abla. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ama dur. Önce Saadettin için yaptığım şu gaz kaçıran şofbeni tamir edeyim, ondan sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.